Merhabalar. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Devlet projeleri yapıyorum. Türkiye'den mühendis getirebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin tahmin ettiğim kadar Amerika'da bir şirketiniz var. Ve bu Amerika'daki şirketiniz devlet projelerine giriyor ve ihalelerini alıp bu ihaleleri yerine getiriyor. Ve örnek veriyorum, farz edelim ki bu inşaat sektörü, mühendis dediğiniz için. Ve Türkiye'den de mühendis getirmek istiyorsunuz. Sonuçta sizin Amerikalı firmanızın, Amerika şirketinizin Türkiye'den yabancı işçi getirmesinde bir engel yok. Bu noktadaki gerekli H1B çalışma vizelerine her yıl başvuru hakları var. Bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ya da yeşil kart üzerinden getirmek istiyorsanız yeşil kart üzerinden sponsorluk başvurusu yapıp mühendislerimizi Amerika'daki şirketimize çalışmak için getirmeniz mümkündür. Tabii bunun dışında H1B dönemini kaçırıyorsanız diğer çalışma vize türlerine de bakmanız mümkün olabilecektir. Fakat önemli olan bir nokta, devlet projelerini yaptığınız için bu projelerden dolayı siz yabancı işçi alımı yapıp yapamayacağınız noktasında da tabii ki girdiğiniz projenin şartlarına bakmanızda fayda var. Örnek veriyorum, mesela finansal sektörle olan ilgili bir durumda mesela bu sektörün içinde yer alan firmalar yabancı işçi alamıyorlar. Ama sizin böyle bir engelle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Ama tabii aynı anda da sizin katıldığınız projelerin sizden olan beklentilerine bakmanız lazım. Hani mesela ne diyecek, işte şirketin sahibinin Amerikan vatandaşı olması lazım. İşte ya da bu çalışacak firmanın nerede bulunma noktasında, Amerika'da mı bulunuyor, Amerika'da mı üretim yapıyor? Bu tip şartlarla gelebilirler ama bu her türlü projeye göre değişebilir. Bu noktada projenin şartlarına bakmanızda fayda var. Yoksa herhangi bir engelle karşılaşacağınızı düşünmediğimizi de tabii dile getirmek istiyorum.